fıkıh kültüründe şöyle bir şey hep yapılır. Çocukların akıl baliğ çağı ile rüşt çağı arasında ayrım yapılır. Yani oy kullanmak için yaşınız daha yüksek olması lazım. Akıl baliğ olmanız yeterli değildir. Ehliyet almak için yaşınızın yüksek olması lazım. 13-14 yaşında buluğ çağına ermeniz yeterli değildir. Aynı bu mantıkla baktığımız zaman evlilik için akıl baliğ olmak yeterli değildir. Reşit olması lazım. Bunun yaşı da 18'dir, 19'dur. Şimdi peki 9 yaşında evlenme? Şimdi geldik oraya. Bunu daha önce ben bir gazeteye açıklama gönderdim. Kaynaklarını vererek gönderdim. Star gazetesi de yıllar önce. Veren kaynaklar Osman Keskioğlu, Ebul Kelam Azat bir sürü kaynakta hesap kitap yapıyorlar ve Hazreti Ayşe'nin evlilik yaşının 19'dan küçük olma ihtimalini sıfır buluyorlar. Mümkün değil. Aynı hatayı konumuz ilgisi yok ama Hazreti Hatice ile ilgili yapılır. Hazreti Hatice'nin evlilik yaşı 40 denir. 40 yaşından sonra 6 tane çocuk nasıl doğurdu kimse hesabını yapmaz. Hesap yapıyorlar aynı tarihçiler 28 buluyorlar. Yani tarih, bu sayı konusunda maalesef İslam tarihi malül, hatalı bir sürü. Peki kasten yapılıyor olabilir mi? 9 mesela 9 tevatürünü ortaya çıkaranlar daha küçük yaşta kızlarla evlenmek için ve onu meşrulaştırmak için uydurmuş olabilir. Ben çok iyi niyetli, yani bunu çok iyi niyetle yapıldığı kanaatinde değilim. Ya birisi aktarmıştır ve olduğu gibi devam kabul edilmişlerdir. Yani sağduyu hiçbir şekilde çalıştırılmamıştır.